şu andaki yönetim sistemiyle Türkiye'nin problemlerine çözüm bulması mümkün değil. Şu andaki yönetim sistemiyle Türkiye'nin krizlerini çözmesi mümkün değil. Şu andaki yönetim sistemi maalesef Türkiye'nin en önemli meselelerini dahi dar bir kadro ve tek bir merci tarafından karara bağlanmasını beraberinde getirmiş oldu. İstişare mekanizmaları yok şu andaki sistemde. Ve şu, belki de son 100 yılın en büyük küresel hadisesini yaşıyoruz. Bütün dünyayı etkileyen bir hadise yaşıyoruz. Bu kadar önemli bir hadisede dahi işin taraflarıyla bir araya gelip oturup istişare etmek maalesef bugüne kadar mümkün olmadı. Sivil toplum kuruluşlarıyla, bilim dünyasıyla, partilerle, siyasi partilerle bu işin beraberce oturulup konuşulması lazım. Bir toplumsal mutabakat arayışı lazım. Tabii ki mutabakat, %100 mutabakat zordur ama en azından bunun bir arayışını ortaya koymak lazım. Bu irmak lazım. Bu virüs salgını herkesi tehdit ediyor. Yani şu partiliği tehdit etmiyor, bu partiliği daha çok tehdit ediyor. Şu partiye oy verenler daha çok riskli, bu partiye oy verenler daha az riskli. Böyle değil. Herkes aynı risk altında. Madem böylesine toplumun tümünü etkileyen bir konu söz konusu, bunun bütün siyasi partilerle beraber oturulup konuşulması lazım. Bir istişare mekanizmalarının kurulması lazım. Biz bu problemi ancak dayanışmayla çözebiliriz. Bu virüs salgınını bir kutuplaşma vesilesi, bir ayrıştırma vesilesi haline getirirse hükümet, bundan herkes zarar görür. Bundan kar eden çıkmaz. Bunun faydası kimseye olmaz. Dolayısıyla bu virüs salgınının çözümü ancak bu toprakların zaten kültüründe olan, bu topraklarda olan dayanışmayla aşılır. Bakın, vakıf kültürü bu topraklarda oluşmuştur. İmece bu toprakların kavramıdır. Yüzde belli bir kısmı dikkate alıp toplumun yarısından fazlasını yok sayan, toplumun yarısından fazlasını temsil eden siyasetçileri yok sayan bir yaklaşımla bu krizin yönetimi mümkün değil. Bu hafta sonu yaşadık. Şu 48 saatte yaşadıklarımıza bakın. Topu topu 48 saat. Bu 48 saat tekrar göstermiştir ki bu bir yönetim sistemi değildir. Böyle bir şeye yönetim sistemi denilemez. Bu sistemle Türkiye yönetilmeye devam edilemez. Bu tekrar açık açık gördük. Bütün bu olanlarda biliyorsunuz sorumluluk çok önemlidir. Yani yetki sahibi olanların bir de sorumluluğu vardır. Şimdi bu sorumluluk nerede, kimin üzerinde kaldı, nasıl oldu ben anlamadım doğrusu. Yani böyle ortada bir konu çevrildikten sonra hani sorumluluğun adeta buharlaşıp ortadan kalkması ve pazartesi sabahı birdenbire hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek, bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani buna yönetim sistemi denilemez. Böyle bir sistemle Türkiye devam edemez. Bunu tekrar görmüş olduk, tekrar yaşamış olduk somut şekliyle. Bizim baştan beri söylediğimiz şu: Türkiye mutlaka güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle yönetilmek zorunda. Sistem çok önemli. Ama aynı zamanda üslup da önemli, yönetim tarzı önemli. Yani kutuplaştırıcı, öteleyici, dışlayıcı, sen ben diye ayrıştırıcı, ötekileştirici bir yönetim üslubuyla da Türkiye yönetilemez. Bakın bu krizi görüyoruz, yaşıyoruz. Şimdi maalesef rakamlar gittikçe artıyor. Geç kalındı. Karar mekanizmaları hızlı işleyemedi. Sağlıkla ilgili tedbirler alındı, iyi tedbir alındı ama geç kalındı. Ekonomiyle ilgili tedbirler çok çok gecikiyor, hala gecikiyor. Bakın bugünlerde alınmayan tedbirlerin bedelini yarın çok ağır ödeyeceğiz. Ben bunu açıkça söylüyorum, buradan uyarıyorum herkese. Yani bugünlerde tedbir alınmazsa ileride bunun bedelini çok ağır ödeyeceğiz. Mutlaka ortak akıl çalıştırılmalı. Yani tek bir merci, tek bir akıl olmamalı, dar bir kadro olmamalı. Katılımcı bir anlayışla Türkiye yönetilmeli. Hele hele böyle bir kriz döneminde, böylesine herkesi etkileyen ve bütün vatandaşlarımızın aynı ihtimalde etkilendiği, aynı risklerle karşı karşıya kaldığı bir krizde, ya ben yaptım oldu, ben istedim oldu, ya ben böyle düşünüyorum, bunu söylemeye hiç kimsenin hakkı yok açıkçası. Herkesi katmak zorundasınız ve öyle zorlu ki böyle durumlarda, böylesine herkes ilgilendiren durumlarda istişare ve mutabakat arayışı mutlaka çalışmak lazım.